tarım alanlarını maalesef biz ne yapıyoruz? Kendi ellerimizle yok ediyoruz. Son 10 yılda Türkiye'nin kaybetmiş olduğu tarım alanı, topraklar Hollanda'nın nüfusu kadar. Şey, toprak yüz ölçümü kadar. Yani Konya'dan biraz daha büyük. Hollanda toprağı yok. Toprak kazanabilmek için denizi yavaş yavaş bariyerler kuruyorlar. Buraları toprakla doldurup toprak kazanmaya çalışıyorlar. Biz de mevcut topraklarımızı yok etmek için maşallah ne yapıyoruz? İsteyen istediği yere konut, isteyen istediği yere iş yeri yapıyor. Betonlaşıyor. Avrupa'da bunu yapamazsınız. Amerika'da, Asya'da, dünyanın hiçbir yerinde isteyen istediği yere konut yapamaz, iş yeri yapamaz, fabrikaya hiçbir şey yapamaz. Bunun kuralı var. 10 yılda bir Hollanda kadar tarım alanı gitti. Yani 10 yıl, 15 yıl sonra olmasa da en geç 20 yıl sonra tarım alanlarına yapılan bütün konutlar, villalar, lüks binalar, iş yerleri vesaire ihtiyaçtan dolayı ne olacak? Yıkılacak. Tekrar tarıma kazandırılacak. Bugün buralara inşaat yapanlar yarın buna pişman olacaklar. Çünkü bütün emekleri çöpe gidecek. Yani bunun sırası gelecek. Şimdi biz bir böyle tarım alanlarını kontrolsüz ve gelişi güzel yok ediyoruz. Bir de doğadaki köylünün, çiftçinin, toprağın dostu olan hayvanları yok ediyoruz. Toprağın dostu nedir? Bir, yarasa, çiftçinin dostu, bazı hayvanlar köylünün, çiftçinin dostudur. Ama vatandaş hayvanı tanımadığı için canlıları ne yapıyor? Onları tehlike gibi görüyor, yok ediyor. Yarasayı zararlı görüyor, yılanı zararlı görüyor. Birçok insan solucanı zararlı görüyor. Oysa bu canlılar insanlar için, toprak için çok çok önemli. Mesela yılan. Yılanlar toprak için çok önemli. Neden önemli? Bundan bir sene önce gazetelerde bir haber çıktı. Ödemiş'in Bozdağ yatak şey Bozdağ'ın üzerinde yamaçlarında köylüler, üç köy, Hacı Osman, Kemer ve Yılanlı. Köyün adı da Yılanlı. Çok yılan olduğu için adı Yılanlı. Bu köylerde birdenbire köyleri fareler kaplamış. Vatandaş da fareyi yok etmek için fare zehri kullanmış. Ne oldu? Fare zehrinden bir iki fare öldürüyor ama fareden çok yılan öldürmüşler. Fare zehri. Kuşlar ölmüş vesaire vesaire. Ne oldu? Fareler akıllı olduğu için bir fare ölürse diğer fareler fare zehri yemiyor. Bu üç köyde, sadece üç köyde 600 kilo fare zehri kullanılmış ve ne oldu? Birkaç ay sonra fareler hızla yayıldı, yılan kalmadığı için. Yılanlar ne yapıyor? Fareleri yiyerek ekolojik dengede sağlıyor. Farenin çoğalmasını engelliyor yılanlar. Yılanlar ne için varmış? Köylü için var ama köylü yılanın faydasını bilmiyor. Öldürüyor, zararlı diye. Dünyada 4000'den fazla yılan türü var. Türkiye'de 56 çeşit yılan türü var. Bunların hemen hemen 45 çeşidi türü zehirsiz. Türkiye'deki yılanların çoğu zehirsiz. Yani öldürmez bile. Yani tehlikeli yılan yok Türkiye'de. Bir iki türü var. Bunları öğrenip ona göre tedbir almak, yılanlara zarar vermemek gerekir. Ödemiş'in bu üç köyünü ben örnek veriyorum sadece. Birçok Türkiye'nin bu durum söz konusu. Artık farelerden veya daha büyük lağım farelerinden mesela bu dağların eteklerinde kestane, ceviz, kiraz, erik, kuru fasulye, barbunya, çeşit çeşit sebze, meyve yetişir. Ne oldu? Vatandaş ekiyor ama toplamadan mahsulü fareler yok ediyor. Şimdi perişanlar, yılanları öldürdükleri için şimdi yılanları korumak, şahinleri, şahin de mesela burada fareleri yok ettiği için
Hiçbir zararı yok. Şahin avlıyor vatandaş, gidiyor. Keyfi avcılar şahin avlıyor, yılan öldürüyor. Bizim insanlarımız eskiden canlılara insanlarımız dokunmazdı. Allah'ın yarattığı varlık hiçbir zaman zarar vermezdi, günahtır diye. Şimdi günah kavramı kalktı. Maşallah ne oluyor? Dinden imandan uzaklaştık. Öyle bir toplum olduk ki canavar gibi olduk yani millet olarak. Her şeyi öldürmeye teşebbüs ediyoruz. Yani doğada ne görürsen gör. Yılan tehlikeli, zehirli öldür. Kuşu avla, tavşanı öldür vesaire. Çok yani kontrolsüz bir şey var. Bunun önüne geçilmesi lazım. İnsanlarımızın böyle hep yok efendim mankenin şu elbiseyi giydi, artist bunu yedi vesaire vesaire lüzumsuz işlerle uğraşıyorlar. Biraz da bilinçlendirici televizyon programları yapılması gerekir. Ben 30 yıl Almanya'da kaldım. Hep böyle magazin program görmedim. Orada insanları, televizyonlar bilhassa insanları yönlendiriyor. Eğitici programlar çok. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Bizde eğitici program yok. Hep reyting. Milleti uyutmaya yönelik programlar bilinçsizce. Şimdi bu köydeki olan facia. Ben mesela biz köydeyken, 13 yaşındayken köyden göçtük. Daha önce köyde yaşıyorduk. Bizim köyde bir iki katlı evimiz, bir de tek katlı evimiz vardı. Tek katlı evinde bir odasında ambar bulundurduk biz. Buğday ambarı. Ve her türlü burada kuru fasulyedi, mercimekli, nokuttu vesaire vesaire olurdu. Çeşit çeşit bademli, fındıklı, fıstıklı. Ve bizim evin bahçesinde iki tane yılan vardı. Kara yılan, sarı yılan. Bu yılanlar evin içine girerdi, çıkardı. Gezerlerdi ayak altında. Hani bize zarar vermezlerdi. Biz de onlara dokunmazdık yılana. Daha sonra komşular aman bu yılan şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli telkinleriyle yılanları götürdüler. Bizimkiler dışarı attılar yani uzaklaştırdılar. Ama birkaç ay sonra bir fare türedi. Bizim samanlıkta fareler türedi. Bastılar şeyi, kileri. Ne oldu? Ambarı deldiler. Artık kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye, barbunya, şuydu, fındık, fıstık evde bir şey bulunduramaz olduk. Bulundurulan her şeyin ağzına böyle tencerelerle şöyle çuval bulunduramazsınız. Her şeyi deliyor fare tabii ki. Özel şeyler muhafaza etmeniz gerekiyor vesaire. Babam artık rahmetli farelerle uğraşamadı, başa çıkamadı. Ambarı iptal etti. Köyde vatandaşın buğdayı kalmadığı zaman bize gelirdi. Farelerle uğraşmaktan artık başa çıkamadığı için kileri feshetti. Yani iptal etti artık her şeyi. İhtiyaç kadar olan az az alıp almaya başladı. Yılanlar varken hiçbir problem yoktu. Yılanlar ortadan kalktı, problem başladı. Yarasa da insan için çok çok faydalı. Ne yapıyor? Yarasalar, iki tür yarasa var dünyada. Bir, böceklerle, sinekle, sivrisinekle, böcekle beslenen, haşereyle beslenen küçük yarasalar. Bir de çok büyük yarasalar, tropik ülkelerde kartal büyüklüğünde böyle. 1,5-2 metre boyunda meyveyle beslenen, tropik ülkelerde yaşayan Afrika'da, Avustralya'da vesaire onlar farklı. Yani onlar insan için de tehlikeli olabilir. Ama Türkiye'de yaşayan yarasalar böcekle beslenen küçük yarasalar herhangi bir tehlikesi, herhangi bir zararı yok yani hiçbir. Bu yarasalar yemiş oldukları böceklerin %15'ini sindirirler, %85'ini sindirmeden salgılamış oldukları sindirim salgılarıyla dışkılarını atar. Bu yarasalar dışarıda defacetini yapmaz. Terbiyeliler. Mağaraya döndükten sonra defacetini yapar. Yani pisliğini. Ve burada biriken yarasa gübresi 500 yılda gübre haline gelir. 500 yılda. Bir gram yarasa gübresinde 1 milyar bakteri olur. Bakteri nedir? Faydalı bakteri. Bakteri deyince tehlikeli bakteri değil.
toprağa attığınızda yarasa gübresini toprağın su tutmasını sağlıyor. Suyu tutuyor, nemlendiriyor, nemli kalmasını sağlıyor. Buradaki bitkinin köklerini derinlere salmasını sağlıyor. Bitkinin topraktan azot almasını, demir almasını, fosfor almasını sağlıyor. Böylece denenmiş, araştırmalar yapılmış. Yarası gübresi kullanan özellikle seracılar, sebze, meyve eken çiftçiler %112 daha fazla verim almışlardır. Bu ne demek? Mesela diyelim ki haftada bir domates topluyor vatandaş serasından. 10 kasa mesela domates topluyorsa 22 kasa domates topluyor haftada. Veya salatalık 5 kasa topluyorsa 11 kasa topluyor. Yarasa gübresi kullandığı zaman.